كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Arkadaşlar iyi dinleyin, sohbete başlıyoruz. Bugün çok ama çok önemli, çok ve çok güzel dualar paylaşacağım. Allah rızası için, biliyorum burada ezberleyemeyeceksiniz çoğunuz. Ama ben o sohbeti inşallah kesip, parçalayıp, YouTube'a attıktan sonra Allah rızası için ezberleyin, hayatınıza koyun. Bakın hayatınıza nasıl düzen gelecek. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmenin ne kadar faziletli olduğundan biraz bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: bana salavat okuyanın kıyamet günü şefaatçisi ben olacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük günahkarları, Müslümanların büyük günahkarlarını mahşer günü inşallah şefaatiyle, Allah Celle Celaluhu'nun izniyle şefaatiyle inşallah cennete sokacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: bir günde bana 1000 defa bir kimse salavat okursa cennette oturacağı makamını görmeden, mekanını görmeden ölmez. Bir günde 1000 defa ya. Ya şimdi hoca 1000 defa da zor diyorsun da yani Allah rızası için ya. Ya şimdi konuştuğun o gıybetini, o dedikodunu, o küfürlerini bir toplasan 1000'e 1000 katarsın. Ama Allah için 1000 tane salavat zor geliyor. Ben söyleyeyim de yapan kurtulur, yapmaya kendi bilir. Allah selamet versin. Şimdi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bir topluluk bir meclise toplandı. Herkes oturdu. Eğer oturduğu yerden salavat okumadan kalkarsa mutlaka o gün orada oturduğu meclisten pişman olacak ve cennete girse bile pişman olacak. Niye? Kaçırdığı sevabı görecek. Herkes buyursun bir içinden kendine salavat getirsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Niye? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bir meclis toplandı. Burası bir meclis. Bu meclistekilerden bir tanesi bir kere bile salavat getirmese bile diyor, o kişi cennete girse dahi o mecliste salavat getirmediği için o kadar çok pişman olacak ki diyor, kafasını vuracak, taş bulamayacak. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İki, bak bu önemli bir şey arkadaşlar, Allah için iyi dinleyin. İki kişi yan yana gelir de ne olursa olsun iki kişi yan yana gelir. Yolda selamünaleyküm, aleykümselam, baba ne haber, iyi baba sen ne yapıyorsun? Bu kadar değil. Geldim bir dakika da olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki kişi ya da üç kişi her neyse yan yana gelir de, bir araya gelir de benim adımı anıp bana salavat getirmeden o iki kişi oradan ayrılırsa oradan diyor eşek leşi kokusu çıkar, peyda olur. Maneviyen. Bak iki kişi yan yana geldin. Havadan sudan konuşuyorsun. Değil mi? Gıybet dedikodu iftira havalarda uçuyor. Ben de sana diyorum kardeşim, sen bunu buhaltıyorsun. Bir de salavat getirmeden oradan ayrılsan katmerliyorsun. Allah rızası için sadece bir Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ya da sallallahu aleyhi ve sellem de bari yani oradan kurtar. Allah için uyarıyoruz. Şimdi geldik önemli bir hadis-i şerife. Sıkıntısı olan, derdi olan, eşiyle problemi olan, çocuğuyla problemi olan, patronuyla problemi olan, etrafındaki insanlarla problemi olan, maddi, manevi problemler olan kardeşler iyi dinleyin. Şimdi bu dua oturduğu yerden kalkmadan okunacak bir dua. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi, dedi ki ya Resulallah çok fakiriz. Yiyecek içecek hiçbir şey yok. Biraz yardım eder misin? Hazreti Ali ya aman ya Rabbi, yiyecek içecek hiçbir şey yok diyor. Fakirlikten öleceğiz diyor. Çoluk çocuk aç. Efendimiz diyor ki vallahi beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bende de hiçbir şey yok. Alemlerin efendisine bakar mısınız ya? Alemlerin efendisi, bu gördüğümüz her şey biz dahil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine yaratılıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi bende hiçbir şey yok diyor ya. Yiyecek hiçbir şey yok. Bunları kafanıza sokun. Ama sana bir şey öğreteyim. Bunu bana Cibril getirdi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu sana hediyedir. Allah tarafından senden önce hiçbir peygambere verilmedi. Bununla hangi dertli dua etse, hangi sıkıntılı dua etse, devletten, hakimden, eşkıyadan korkan hangi kul dua etse mutlaka sıkıntısı gider. Hazreti Ali dedi ki nasıl yapayım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okudu ve sonra dedi ki kim ihlas ile, huzur ile bunu yaparsa en sıkıntılı anında kardeşim oturduğun yerden kalkmadan kabulünü göreceksin. Bak oturduğun yerden kalkmadan.
Ama bak ihlas, ben bunu her zaman söylüyorum kardeşim. Burada çok dua öğretiyorum, çok zikir öğretiyorum. Yani arkadaş adam diyor ki sen diyor bunu söyledin, ben bunu yaptım olmadı diyor, bir de bana küfür ediyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ama bir alttaki yoruma bakıyorum, hocam diyor Allah razı olsun diyor, oldu diyor. Ben size burada anlatmadım mı ya? Adam dedi ki, hocam dedi bir kız meselesi var dedi, babası vermiyor. Babası vermiyor diye bitti ya. Babası demiş ki benden uzak dursun. Kardeşe bizim zikirlerden bir tanesini attım hemen. Ertesi gün mesaj attı. Hocam dedi baba, anası mesaj atmış, gelin kızı isteyin. Arkada Allah Allah, yapan oluyor. Sen tırışkadan nameler süp 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 süp, bu ne ya? Aklı beşikler çabada karı çay koydun mu diyor, buradan tespit çekiyor. Olur mu kardeşim? Olmaz. Şimdi ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu beyinsizlere, ahmaklara öğretmeyin diyor. Yani okuyorum arkadaşlar. YouTube'a atacağız inşallah. Oradan da inşallah ezberlersiniz. Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şey olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Türkçesini niye söyledim? Türkçesini bilin ki bilerek okuyun. Arapçasından okursan kardeşim anlamını bilmeden olmaz. İhlas ile, samimiyet ile okumazsan olmaz. 50 kere söylüyorum kardeşim. Güzelce abdestini al. 2 rekat hacet namazını kıl. 2 rekat hacet namazı. 2 dakikan al. Hadi 3 dakikan alsın ya. Kafirin ihlas ya. 2 rekatta kafirin oku. 2. rekatta ihlas oku. Otur aşağı. Ondan sonra bu zikri yap. Ama bak harfleri düzgün çıkartın. Harfleri yanlış çıkartırsan olmaz. Burada ben üzerine bak. Ya gımade. Burada gayn var. Ayın gayn var ya. Sen burada ya gımade dersen olmaz. Biraz hafif böyle hırıltı olacak. Ondan sonra ya zühra. Zühra he he. Zühra dersen olmaz. Anlam değişiyor. Olmuyor işte. Bak ben bunu demeye çalışıyorum. Üstüne basa basa niye söylüyorum? İnna e'tayna diyorum. İnna tayna diyorsun. Olmaz diyorum. Şimdi kardeşlerim bu sıkıntısı olan, derdi olan, hastası olan ne sıkıntın varsa kardeşim Allah rızası için uyarıyoruz. Fakirlik, ay sonu gelmiyor hocam. Ay sonu çoğu kardeş şu ay sonu diye bir şey yok diyor bizde. Şimdi ay sonunu görmeye kardeşim bu duayı ihlas ile yapıyorsun. Olmadı mı? Bak burayı dinleyin. Olmadı mı kardeşim? Bir daha. Niye? Sahabiler 2 rekat namaz kılıyordu. Hacet namazı. Bir haceti var. Bakıyor oldu mu? Olmadı. Bir daha kılıyor. Bak olmadı. Bir daha kılıyor. Biz olsak ne yaparız? Lan 2 rekat namaz kıldık. Olmadı. Bu hoca da der, oradan sektirir. Bak sahabiler olmayan şey için 8 rekat hacet namazı kıldı. 8 rekat. 8 rekat en sonunda oldu. Demek ki hani şu olması lazım. Ya ben bu duayı okudum ama demek bende bir sıkıntı var ki olmuyor. Harflerde bir sıkıntı var demek ki olmuyor. Allah rızası için söylüyoruz. Şimdi kardeşlerim. Yetiştireceğiz inşallah. Yetiştireceğiz. Mesnun dualar var. Günlük yapacağınız dualar. Burayı iyi dinleyin. Kulaklarınızı dört açın. Gözlerinize dört açın. Mesnun dualar. Şimdi nerede, ne zaman, nasıl yapılacağını da söyleyeceğim inşallah. YouTube'a attıktan sonra yapan kurtulur kardeşim. Ben bir daha söylüyorum. Ben söylüyorum. Burada montajlıyoruz. Arkadaşlar uğraşıyor. Bir şeyler yapıyor. YouTube'a atıyoruz. Altına da zaten yapıyoruz. Sen bunu amel edersen, bununla amel edersen sen kurtulursun. Hayatına düzen gelir. Yapmazsan sen bilirsin. Beni alakadar etmez. Ben çünkü üzerime düşen görev bu. Benim bunu sana söylemem lazım. Ben burada oturuyorsam benim bu kürsünün hakkını vermem lazım kardeşim.